Ahmet, yani daha doğrusu Türkiye'deki futbol ile ölçülen bir tarafı fazla yoktur Ahmet Spor. Olaylara, olgulara bakış açısı farklıdır. Ve aynı zamanda tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yasa ve mevzuatlarına uygun bir faaliyet yürütüyor. Ama maalesef bu Türkiye'deki siyasi konjektürden, coğrafyanın çektiği sıkıntılardan kendini alıp koyamıyor Ahmet Spor. Yani Ahmet'te faaliyet yürüttüğü için ve Ahmet kimliğiyle yürüttüğü için sürekli ön yargılara, ırkçılara, ırkçı anlayışlara maruz kalıyoruz biz. Ne kadar zorlukla bir mücadele verdiğimizin bir göstergesi. Futbol artık Türkiye'de, dünyada da, özellikle Türkiye'de para oyunudur. Yani parayla oynanan oyun. Parası olan takım kurabilir, oynayabilir. Genelde bizim ligin bulunduğu pozisyonlar o şekil tanınıyor. Yani ya yerel yönetimlerin kurduğu takımlardır, kulüplerdir, belediyelerin özellikle, valiliklerin ya da işte holdinglerin kurduğu parasal sorunları, finans sorunları olmayan takımlar ve kulüplerdir. Ama Ahmet Spor özellikle yine bölgenin konjektöründen olumsuz yönde nasibini alıyor, maddi anlamda da, finansal anlamda da hiçbir yerel yönetimden, hiçbir devlet kurumundan destek alamayan bir kulüptür. Tamamen halkının, taraftarının verdiği destekle ayakta durmaya çalışan ve sportif faaliyetini yürüten bir takım. Dolayısıyla çok zor şartlarda mücadele veren bir kulüp. İkinci ligde işte mücadelesini sürdürüyor aslında yıllardır sürdürüyor. Bu yıl biraz sportif manada çıta yükseltme girişimleri oldu. Yani biraz onun çabasına girdik yönetim olarak. Bir üst lige taşıma mücadelesini verdik bütün imkanlarımızla. Fakat bir yere kadar maalesef getirebildik. Hiç beklenmeyen bir süreç ve bir günde elendik. İşte Tarsus İdman Yurdu'yla yaptığımız mücadelede berabere kalarak penaltı sürecinde elendik. Üzüldük, üzücüydü. Çünkü taraftarımız çok büyük bir heyecanla sahiplenmişti, izliyordu. Stadyumda yer yoktu. Tıklım tıklımdı. O üzücüydü. O taraftarın huzurunda bu sonucu almamız gerçekten bizi üzdü. Taraftarımız adına da üzdü. Çünkü Ahmet Spor'un taraftarları gerçekten çok kıymetlidir. Çok düzeylidir. Çok değerlidir. Hani biz kıyaslama yapılmayacak kadar seviyelidir, düzeylidir. Biz her gittiğimiz deplasmanlarda işte görüyoruz. Seviye yok, düzey yok, argolar, küfürler, hakaretler. Ama bizim taraftarlarımız gerçekten çok saygılıdır. İkinci bir şey de üzücü olay da aynı gün taraftarımızın stadyuma alınmaması, hatta almamak için şiddete maruz kalması, tas tiklosu, gaz bombaları vesaire, bir polis şiddetine maruz kalmaları da bizi üzdü. Tabii o konuda hani değişik
spekülasyonlar oldu. İşte kulüp fazla bilet basmış, işte o yüzden içeri alınmamış. Aslında öyle değil. Yani bunu savunmak aslında objektif yaklaşmamakla demektir. Şu açıdan söyleyeyim, herkes anlasın anlamında. Şimdi o stadın kapasitesi 33.500'dür zaten. 33.500'den fazla talebin olduğunu zaten kulüp olarak biz de gördük. Spor şube, polis olarak onlar da gördü. Herkes bunu gördü ve fark etti önceden. Dolayısıyla sonuçta bunun karşılığı nedir? O kapasiten dışında insan sokulduğu zaman stadyuma bir hak ihlali, yani bir kural ihlali oluşuyor ve bu kural ihlalinin de maddi karşılığı ceza kesmektir. Maddi cezadır yani Futbol Federasyonu. Sonuçta zaten 33 binin üstünde insanlar girmiş stadyuma. Dışarıda kalanları niye bırakmıyorsun? Sonuçta yine alırsın, kesersin cezanı. Zaten alışkınsın. Cezasızlık bizi şaşırtıyor. Artık ceza almadığımız zaman şaşırıyoruz. Siz de kesmeye alışkınsınız. Taraftarımızı alın içeri. Cezanızı kesin. Hatta Ahmet'in deyimiyle al maparasıyla değil. Yani almadılar ve şiddete maruz bıraktılar. Devlet zaten o nezakete sahip değil yani. Biz şiddet uyguladık, işte polisimiz şiddet uyguladı, yanlış yaptık, özür dileriz diyecek halleri yok. Çünkü böyle bir şey yok yani, olsa ilk olur. Bunun sebebini ülkenin sosyo-politik durumundan bağımsız ele alamazsınız. Yani bu da o konjektürün verdiği olumsuz luklardan bir tanesidir. Ahmet Spor'a bakış açısı. Yani Türkiye'deki yetersiz işleyen bir takım anlayışlardan, yasalardan, kurallardan, hukuktan bahsedebilirsiniz. Yani biz hiçbir şekilde hani futbolun doğasında var olan eksiklikleri biz de kabul ediyoruz zaten. Çünkü biz futbol oynuyoruz, sportif bir faaliyet yürütüyoruz. Onun doğasında var olan şeyleri kabul ediyoruz. Ama bize uygulanan var olan şeyler değildir. Yani olmayan şeylerle karşılaşıyoruz. Hani şöyle, bütün kulüplerin maruz kaldığı bir olay bizi üzse de biz de onlar kadar üzülüyoruz. Ama öyle değil bu. Yani pozitif bir bakış açısıyla yani yapılıyor. Örneğin işte ırkçı, şöven saldırılara maruz kalıyoruz işte. Küfür, hakaretlere maruz kalıyoruz. Şikayet edince de, itiraz edince de hiçbir sonuç alamıyoruz. Yani sonuçta klasik bir bakış açısıyla bakılıyor. İşte Ahmet Spor değil mi? Yani işte o coğrafyanın bir takımıdır. Halbuki sonuçta biz sportif faaliyet yürüten bir tarafız, taraftarız. Bizi terörize etmeye çalışıyorlar. Yani sürekli söylemlerle, hareketlerle, pratiklerle. Bunun şeyini çekiyoruz biz. Ahmet Spor olarak bunun acısını çekiyoruz şu anda. Ama dediğim gibi biz fazla takmıyoruz artık. Yolumuza devam ediyoruz. Çünkü dediğim gibi biz kuralların, yasaların, mevzuatların bize verdiği hakla yolumuza devam ediyoruz. Yani nereye kadar götürebilirsek, nereye kadar taşıyabilirsek, pes etmek yok. Ama sportif alanda her zaman mücadelesini verecektir. Nereye kadar taşıyabilirsek. Tabii ki sevgili taraftarlarımızla beraber. Onların desteği elbette ki çok önemlidir bize. Yani taraftar üzgündür diye düşünüyorum. Onlar da bizim kadar, bizden daha fazla
üzülüyor. Çünkü biz beraber, onlarla beraber bir bütünüz yani. Beraber seviniyoruz, beraber üzülüyoruz. O anlamda bir sorun yok. Bu zaten yıllardır Ahmet Spor'u da ayakta tutturan bu taraftardır. Bu bakış açısıdır, bu anlayıştır. Kıymetlidir. En son maçta sanırım 72 bin gibi bir toplamda birkaç nedenden dolayı ceza kesmişler. Hatta o içeri alamadıkları o seyirci fazlasının işte merdiven aralarındaki boşlukları da işgal etmişsiniz diye ona da ceza kesmişler. Öyle bir ceza söz konusu. Zaten bu yılki lig mücadelesi bitti.